Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hızlı bir şekilde sizlere DVI'lar ve dönüştürücüler üzerinden eski nesil monitörünüzü ya da yeni nesil ekran kartınızı nasıl DVI portları üzerinden dönüştürebileceğinizden bahsedeceğiz. Günümüzde aktif olarak kullanılan 2 adet DVI standardı var. Burada görmüş olduğunuz modelde bir çizgi görüyorsunuz şurada. Bu tek çizgi bunun DVI-D olduğunu, yani sadece dijital sinyal verdiğini gösteriyor bu DVI portunun. Yeni nesil GeForce GTX 1050 Ti Palit'in Dual OC ekran kartında da burada bir çizgi var, yani bu DVI portu da dijital. Yeni ekran kartları bu şekilde. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi 4 pinli DVI uç yapısı da var. Bu da DVI-I olarak geçiyor, yani analog sinyali de verebiliyor. Şimdi eğer bu tarz bir ekran kartınız ya da anakart çıkışına sahipseniz DVI-I ve analog sinyal verebiliyorsunuz demektir. Uygun fiyata hemen onu VGA'ya, Dark'ın böyle bir adaptörüyle dönüştürebilirsiniz. Ancak eğer sinyaliniz dijitalse, yani DVI-D ise, sadece dijital sinyal veriyorsanız, ki yeni nesil ekran kartları öyle, şu şekilde yine dijital olan HDMI'ye kolayca uygun fiyata döndürebiliyorsunuz. İşler şurada karışıyor. Bu tarz yeni nesil DVI dijital, DVI-D portlu ekran kartları ya da anakartların görüntüsünü VGA'ya dönüştürmek istediğinizde bu kadar uygun fiyata yapamıyorsunuz. Çünkü sinyal tipi değişiyor. Yani dijitali analoğa çevirmek istiyorsunuz demektir. İşte o zaman daha önceki videomuzda sizlere anlattığımız gibi HDMI'yi VGA'ya döndüren adaptörler gibi içinde devre olan, dolayısıyla sinyal tipini değiştiren daha pahalı bir adaptöre ihtiyacınız var. Videomuzun altında bunların hepsini bulabilirsiniz. Sadece hangi sinyali neye dönüştüreceğinize ve portlarınıza dikkatli bakmanız gerekiyor. Buradaki gibi yeni bir ekran kartınız varsa ve HDMI'ye dönecekseniz çok kolay bir şekilde DVI dijitalden HDMI'ye dönebiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer ekran kartınız eski ise ya da anakartınızın portu DVI analogsa, DVI-I ise, o zaman böyle ekstra 4 pin deliğiniz var demektir ekran kartında ya da monitörünüzde. O zaman onu da tek bir adaptörle VGA'ya, yani yine analog sinyale dönüştürebilirsiniz. Ancak dijitalden analoga dönmek istiyorsanız, yani DVI dijitalden VGA'ya dönecekseniz, videomuzun altındaki linkten, birazdan ekranda da muhtemelen adaptörün görüntüsünü görürsünüz, devreli, kontrolcüsü olan ve sinyalin tipini değiştiren, yani dijitalden analoga dönen bir adaptör almanız gerekir. Onların ücreti bir miktar daha fazla. Videomuzun altında tüm DVI adaptörleri bulabilirsiniz. HDMI'dan doğrudan DVI'ye bağlamanızı sağlayan, ama DVI-D tabii ki, dijital sinyalden dijitale, ya da DVI dijitalden HDMI'ye, burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, adaptörler ve kablolar videomuzun altındaki linkte olacak. Sadece portlarınıza dikkat edin, yanlış bir dönüştürücü almayın ve analoğa dönmenin de dijital sinyalden biraz daha bedelli olduğunu unutmayın. Yani eski monitörünüz varsa bir miktar daha bedel ödeyerek yeni nesil ekran kartlarından bağlayabileceğinizi hatırlatalım. Bu videomuzda sizlere DVI portundan ve nasıl dönüştüreceğinizden bahsettik. Videomuzun altında Nvidia'nın sitesinde de bulunan DVI-D ve DVI-I'nin, yani analog ve dijital DVI portlarının farklarını anlatan bir grafiği de görebileceksiniz link olarak. Yine aynı şekilde bu ürünleri satın almak için linkler videomuzun altında. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza üye olmadıysanız olabilirsiniz. Paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmamız sağlayabilir ve bu bilgileri daha fazla insanın öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Yapacağınız alışverişlerde de teknobiyotik.com'a ve Teknobiyotik TV'ye destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.